Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla 7 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın 10 gün önce cezaevinden çıktığı ve Bakırköy'deki akıl hastanesine yatırıldığı ortaya çıktı. Detayları CNN Türk muhabiri Merve Tokas anlatacak. Merve, sendeyiz. Evet Kaan, tutuklu fenomen kardeşler Nihal Bahar Candan kardeşler saza sarmalı yöntemiyle onlarca kişiyi dolandıran bir çetenin üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında devam eden bir soruşturma var ve bu soruşturma kapsamında da tutuklu yargılanıyorlar. Hatırlayacak olursak Nihal Candan yaklaşık 2 ay evvel hastalığı, sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti ve aslında Bahar Candan'la ilgili sorunlar da o tarihten sonra yaşanmaya başladı. İlk olarak Bahar Candan 25 Mayıs'ta kaldığı Marmara Cezaevi'nin koğuşunda kendisine zarar verdi ve ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oradaki tedavisinin ardından da 27 Mayıs'ta yeniden cezaevine döndü ve aslında herkes de onu hala hazırda cezaevinde olarak biliyordu. Ancak Nihal Candan'ın bir paylaşımıyla birlikte Bahar Candan'ın cezaevinde kalmadığı ortaya çıktı. Nihal Candan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin önünden bir fotoğraf paylaştı. O fotoğrafın altına da senin yuvan burası değil, çok az kaldı, bitecek gibi de bir not düştü. O paylaşımın ardından biz de avukatlarıyla bir görüşme gerçekleştirdik Candan kardeşlerin ve Bahar Candan'ın cezaevinde olmadığını doğruladı. Özellikle Nihal Candan'ın tahliyesinden sonra Bahar Candan'ın psikolojik durumunun iyi olmadığı ve mevcut psikolojik durumunun da cezaevi koşullarına uygun olmadığını dile getirdi. Zaten Bahar Candan ilk olarak 27 Mayıs'ta cezaevinde kendisine zarar verdiği tarihten sonra kendilerinin tıpkı Nihal Candan'da olduğu gibi bir tahliye talebinde, sağlık sorunları sebebiyle tahliye talebi istedikleri, buna yönelik bir dilekçe verdikleri, ancak bu talebin mahkemece kabul edilmediğini ifade etti. O nedenle mahkeme söz konusu dilekçeye yanıt olarak mahkeme Bahar Candan'ın mevcut psikolojik durumunun uygun hale gelene kadar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kalması yönünde bir karar verdiğini ve bu şekilde de o tarihten bu yana da Bahar Candan'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu dile getirdi. Özellikle Dilan Polat için de, fenomen Dilan Polat için de benzer bir prosedür uygulamıştı avukatları. Dilan Polat'ta yapılan incelemelerde yine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kalması yönünde bir karar verilmişti. Tahliye talepleri reddedilmişti. Bahar Candan hali hazırda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Ne zaman cezaevine döneceğine ilişkin süreci de takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyelim Kaan. Ve sözü Çağlayan Adliyesi'nden bir kez daha sana bırakalım.